Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Camiden çıkan bir vatandaşımıza 32 yaşında bir kişi saldırdı ve başını taşla ezdi. Evet, değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletine bağlı Şivyate kentinde 32 yaşında Rus olduğu öğrenilen saldırgan, 77 yaşındaki Mustafa Akçay'ın kafasına taş ile defalarca vurarak onu hastanelik etti. Saldırganın pusuya yattığı belirtildi. 3 Türk kadınına da saldıran kişi kısa sürede tespit edilerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Akçay'ın kızı Hanife Koru ise saldırganın raporlu olduğunu ve serbest bırakıldığını öğrendik. Akıl hastası ve saldırgan birinin ortalıkta bu kadar rahat dolaşmasına anlam veremiyoruz. Çevremizdeki insanlar tedirgin oldu. Allah hepimizi korusun. Şimdi arkadaşlar, geçmiş olsun dileklerimizi öncelikle iletelim. Şimdi Mustafa Bey ölseydi ne olacaktı çok merak ediyorum. Akli dengesi yerinde değilmiş, serbest bırakmışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yarın öbürsü gün birine de başka birine de aynısını yapacak. Yine serbest bırakacaklar arkadaşlar ama bana göre Mustafa Bey şanslıymış yani. Bu şekilde ucuz atlatmış yani. Çok geçmiş olsun. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani ben bunu anlamıyorum. Adam madem akli dengesiyle ilgili problem var ve saldırganlık durumu var. Yani hani akli dengesi yerinde olmayabilir. Gayet normal. Ama akli dengesi yerinde değil ve saldırgan. Ve başını taşla eziyor ve pusuya yattı deniliyor. Camiden çıkarken 77 yaşındaki Mustafa Akçay Bey'e saldırıyor. Taşla kafasına vuruyor. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Enteresan bir durum yani. İlginç. Değerli izleyicilerimiz, Bochum'da, Almanya Bochum'da enteresan bir kaza meydana geldi yine. Demir yolunun bariyeri aracın içerisine girdi. İlginç. Trafik kazası sabah saatlerinde meydana geldi. Bochum şehir merkezinde meydana gelen bu kazada aracı 61 yaşındaki bir kadın sürücünün kullandığı belirtildi. Polisin yapmış olduğu açıklamaya göre sürücü penceresini kıran ve içeriği delen alçaltıcı demiryolu bariyerini gözden kaçırdığını söyledi. Sürücü yoldan geçenlerin yardımıyla itfaiye ekipleri gelmeden aracından çıkartıldı. Hafif yaralanan kadın ambulansla tedavi altına alınarak ayakta tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine otomobil çekiciyle kaldırılarak yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer hasarın yaklaşık 30 bin euro olduğunu söyledi. Sanıyorum arkadaşlar bariyer kapanmak üzereyken aracın içerisine girdi. Yani fark etmedi çok büyük bir ihtimalle sürücü. Ondan sonra da böyle adeta bir ok gibi saklanmış vaziyette bana göre ucuz atlatmış. Çünkü böylesine demir bir bariyer arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'da bir Türk kızından haber alınamıyor. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stroff'ta yaşayan 16 yaşındaki Dilara Acar'dan 12 gündür haber yok. Kayıp olan Dilara'nın babası Süleyman Acar evden birkaç eşya almış, bankadan 350 euro çekmiş, kaybolduğu günden bu yana telefonu kapalı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Münster, Köln, Dortmund, Münih şehirlerinden birinden olmasından şüpheleniyoruz diyor. Evet arkadaşlar, arkamda gördüğünüz Türk kökenli, Türkiye kökenli Dilara Acar 16 yaşında bankadan 350 euro aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Münster, Köln, Dortmund, Münih şehirlerinde görülebileceği ifade ediliyor. Eğer kendisini gören, duyan ya da tanıyan varsa polise bildirmesi çok çok önemli ya da bir şekilde kendisiyle irtibatı olanların da durumu ailesine aktarması, kendisinin nerede olduğunu söylemesinde fayda görüyorum. Daha 16 yaşında ve evden kaçıyor. Altında ne var ne yok bu tabii ki bulunduğunda ortaya çıkacak. Ancak bankadan 350 euro alarak ortadan kaybolması
kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunun bir göstergesi. Bir şekilde bu kadar parayı çektikten sonra bir yere gidebilmek için ya da hayatta kalabilmek için bu parayı kullanacak. Tekrar ediyorum, ismi Dilara Acar, babasının ismi Süleyman Acar. Görenlerin, duyanların polise haber vermesi ya da aileyle irtibata geçmesi isteniyor. Biz de hiç olmazsa annenin, bu ailenin, babanın en azından bu evladıyla ilgili sıkıntısının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Evladınız bir anda evden gidiyor, kaçıyor demek istemiyorum ama maalesef tablo bu şekilde. Değerli izleyicilerimiz, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Özellikle Türkiye'den emekli olmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ben sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile bir röportaj yapmıştım. Kendisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekliliği ile ilgili çok büyük fırsatlar olduğunu ifade etmişti. Türkiye'de eğer siz de emekli olmayı düşünüyorsanız, az ya da çok bir şekilde benim emekli maaşım olsun diyorsanız, aşağıda ekranın altında görmüş olduğunuz Emekli TV danışma hattına yaşınızı, yaşadığınız ülkeyi ve Türkiye'de herhangi bir şekilde sigortanızın olup olmadığını mutlak surette yazarak ben emeklilik durumumu öğrenmek istiyorum diye mutlaka danışmanlık alın. Çünkü bildiğiniz üzere her ne kadar emeklilikle ilgili kanunlar değişse de sosyal güvenlik uzmanı olan Özgür Kaya, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de ister günü olsun ister günü olmasın herkes için mutlak surette bir dosya araştırması yapılması gerektiğini ifade etti. Mutlak surette siz de dosyanızın araştırılması için danışmanlık alın diyorum. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Az ya da çok arkadaşlar bir şekilde Türkiye'de emekli maaşınız olursa sağlıktan da biliyorsunuz ücretsiz bir şekilde yararlanıyorsunuz. Hiç olmazsa izine gidildiğinde ya da bir şekilde orada bir ihtiyaç hasıl olduğunda bankada paranız birikir. Özellikle ben kadın izleyicilerimizden bunu rica ediyorum. Kadınların mutlak surette Türkiye'de bir emekliliğinin olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bir şekilde irtibata geçin. Mutlak surette sosyal güvenlik uzmanı sizinle ilgili bir inceleme yapacak ve bunun neticesinde durumunuzu öğreneceksiniz. Bakın asıl problem bu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız diyorlar ki tamam 2019'da bir yasa çıktı, her şey çok yükseldi, artık biz ödeyemeyiz diye defteri kapatmışlar. Arkadaşlar defteri kapatmayın. Önce kendinizle ilgili bir inceleme isteyin. Bunu WhatsApp'tan yazın. Emekli TV danışma hattına yazın. Arkadaşlar sizi Özgür Bey ile irtibatlandıracaklar ve sizin dosyanızın incelenmesini sağlayacaklar. Kıymetli izleyicilerimiz bakın, emeklilik insanın hayatında bir sefer olan bir şey. Tek bir sefer. Doğru bir şekilde ilerlemeniz, başvurularınızı yapmanız ve durumunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Kulaktan dolma, Ali dedi, yok Mehmet dedi, yok bilmem kim dedi falan, bunları lütfen bir kenara bırakın. Önce durumunuzu öğrenin. Biz geçtiğimiz günlerde bu haberi yayınladık. Yüz binlerce, abartmıyorum arkadaşlar, izleyicimiz aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarasından bize WhatsApp üzerinden geri döndüler. Herkesin durumu şu, bilmiyorlar. Kaç yaşında olursanız olun, 30 yaşında, 40, 50, 60, kaç yaşında olursanız olun, mutlaka bir danışmanlık alın. Önce durumunuzu öğrenin. Öğrendikten sonra ne yapacağınıza karar verin. Şimdi herkes diyor ki ya çok para ödeyecekmişiz falan. Arkadaşlar bu durum herkes için geçerli değil. Emeklilik ve devlete ödeyeceğiniz para kişiye göre değişen bir durum. O nedenle benim size tavsiyem aşağıdaki telefon numarasından Emekli TV danışma hattıyla hemen irtibata geçin. Saat kaç olursa olsun, gün ne olursa olsun size geriye dönüş olacak ve mutlak surette kendi durumunuzu öğrenin. Yani önce bir röntgeni çekin. Çektikten sonra da arkadaşlar ne yapacağınıza karar verirsiniz. Yani gelecekte bir gün gelecek deyip planlamanızı şimdiden yapın. Ben bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.